Merhaba sevgili oyuncular. Bugün Comic Con'da çıkan bir diğer fragmanı Justice League'i konuştuk. Şimdi ise de Wonder Woman'ı konuşacağız. Öyle bir jeneriği olsa güzel olurdu. İşte, şimdikinde de olsa güzel olurdu yani. İyi, ama onun yerine dınını dın 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 dın. Ben sevdim ya. Sevdim. O yüzden burada senin fikrini reddediyorum. Güzel müzik. İşçi bitiyor. Ay taş yüzü bitiyor. Wonder Woman fragmanını beğendin mi? Onu söyleyeyim. Temel soruyla beğendim fragmanı şimdi. Ne diyeyim? Ya ben Justice League'e nazaran Wonder Woman fragmanını bayağı beğendim i̇şte yani. İşte aksiyon yüklü genelinde hani baktığında klişe şeyin First Avenger, DC'nin First Avenger. Marvel'da Captain America'nın yerine Wonder Woman'da DC koyacaklar. Birinci Dünya Savaşı teması o kadar az işlenmiş bir temaydı ki Hollywood ve işte Amerika mecmualarında yani. Bu sefer Battlefield 1 İşte geliyor. Şimdi Wonder Woman çok alakasız iki oyun tabii de yani. Şimdi Wonder Woman falan geliyor. Hani bir anda böyle Birinci Dünya Savaşı falan görmeye başladık. Acaba Wonder Woman Osmanlı ile dövüşecek mi? Anlatsana. Bir şey şeyler var öyle tipler çıkmış. Osmanlı mı o falan filan da yok şey. Hintli olsa gerek yani. Diye tahmin ediyorsun yani. Öyle yazıyor şeylerde falan. Tabii. Easter egg'ler falan okudum da. Elbet geçecek yani. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gail Gadot. Gadot deyince de tam bir şey böyle, Karadeniz'den bir ablamızmış gibi oldu ama kadın gittikçe güzelleşiyor mu bana böyle gelmeye başladı ama kostümü doldurmaya başladı bence. İlk gördüğümüzde böyle bu muymuş ya oyuncak falan filan diyorduk ki hala ince bir kadın aslında. Öyle, ama filmde çok sevdik yani. Evet, filmdeki en güzel şeylerden biriydi herhalde. Kadın çok yakışmıştı. Burada da gerek ayakkabılarına bayıldım. Ayakkabılarına bayıldım. Nereden aldın falan diye. Bayağı çok beğendim ayakkabıları. Evet, çok güzeldi. Çok güzel. Bayağı tatlıydı. Yani dövüş sahnelerinde falan da hiç sırıtmıyor. Yani ilk defa birinden fazla düşmana girdiği sekansları görme şansımız oldu. Yani gayet estetik. Hani estetikin yanında ama vahşilik tarafları da var. Mesela şeyi kullandığı Amazon sahneleri çok sevdim. Amazon tabii yani. Amazon. O halat vardı ya onun. Doğruluğun kementi. Doğruluğun kementi. Benim için halat. Var halat yok mu onun altında halatı? Doğruluğun kementini kullanıp o tankın üzerine bir şeyler fırlattığı sahneler falan bayağı hoşuma gitti yani. Aksiyon sahnelerini çok iyi kotarmışlar gibi duruyor fragmandan gördüğümüz kadarıyla. Önce de ama şeyde de yine aksiyonları güzeldi, avlanın koreografileri güzeldi. Şey Batman vs Superman. Superman'de de. Batman vs Superman'de şeyi çok hoşuma gitti Wonder Woman'ın. Ne Batman'de ne de Superman'de o yoktu bak. Ben hani çok seveceğimi düşünmemiştim Wonder Woman'ı, zaten bir bağım da yoktu ama filmden sevdiğim taraflarından biri oldu gerçekten de. O şey suratında bir gülümseme vardı devamlı dövüşürken. O hoşuma gitti yani. Aman ulan ne ağır dövüşüyormuş bu herif de falan. Böyle keyifliydi yani. Hoşuna gidiyordu kadının yani orada dövüşmek. Şey orada. İşte abi hani o Amazon ben sizden üstündüm erkek lan bu falan. Hani o şey iyi var ya, iyi vermişler. Burada şeyini göreceğiz yani. Steve Trevor hikayelerini göreceğiz. Chris nedir Pine Steve Trevor hikayeleri? Steve Trevor bir savaş pilotu ve kaza maza geçirip işte bunların bulunduğu, Amazonların bulunduğu gizli saklı adaya düşüyor ve sen erkeksin falan filan diye hikaye başlıyor. Zaten fragmanında onu gösteriyorlar. Steve Trevor'la zaten işte bunun diplomasi işlerini falan filan yapıyor olarak anlatılıyordu normalde. Burada nasıl geçecek bilmiyorum şu anda ama çünkü adada bir savaş dönüyor. Yani Almanlar, o Miferle birinci diğer savaş Almanları adaya saldırıyor. Dışarıda da bir savaşlar var, ada dışında da. Nasıl demek ki adada bir aksiyona girip adada ondan sonra adanın güvenliği için belki de Wonder Woman'ın dünyaya hadi yani bilindiğimiz yere götürelim. Adamızı buldular falan diye. Yani aslında iki tane orijini var. Burada şeyi eklemişler gibi gözüküyor. Yani bir annesi bunu kilden yapıp Olimpos'a sunuyor ve canlandırılıyor falan. İşte çok uzun hikaye de böyle çok basit anlatıyorum. İkinci gayalar mayalar falan giriyor işin içine. Bayağı titanların bir tanıları. Tüm Yunan mitolojisini katıyorlar yani. Buradaki mevzu da aslında işte bana baban kim falan filan, bana Zeus can verdi. Babasının, Zeus'un biyolojik babası olduğu bir gerçek de var aslında. Öyle bir Yunan mitolojisiyle bu da iç içe miymiş ya? Ben bilmiyordum onu. Aynen. Bayağı Yunan mitolojisiyle iç içeymiş tabii ya. Canım. Ha, babası Zeus, yarı tanrılık God olan bir durum var. Acaba Wonder Woman'ı görür müyüz? Öyle bir durum var. Burada ama şeyden bahsediliyor. Zeus beni canlandırdı diyor. Hani acaba kilden yapıp da mı canlandırdılar canlandırdı yoksa öbür büyük ihtimalle bir biyolojik babam yok, hani bir babam yok diyor. Evet, çünkü öbür türlü bir ima da verilebilir belki sonra. Yani nasıl yapacaklar orijini bilmiyorum da 52'de ona döndüler. Ama şey Zeus'un biyolojik babası olduğu hikayesi. Yani ben şeyi acaba değineceklerimi düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki o kadar erkeğin arasında hani onunla ilgili geyikler dönecek kesin mi? Döner. Kesin klasik. Kesin döner, ağzının payını da verir yani. Yani bir anda böyle etekli metekli bir abla çıkıyor böyle. Vaa diye giriyor falan.
Yani askere konsantrasyon bu. Ablacığım sen öteki tarafta savaşırsan. Burada bizim konsantrasyon bozuluyor. Tek başına savaşıyor. Biz de zaten tek başına savaşıyor. Evet. Bir yerde kalkanına falan böyle bir şey atıyorlar. Geri sektiriyor falan. Savaşa neden girdiğinde falan da herhangi bir şey görmüyoruz fragmanda. Neden giriyor? Neden dahil? Büyük ihtimalle kendi toprakları tehlikeye girmesinden mütevellit. Yani giriyorlar. Herhalde işte Trevor Wicklesk'la orayı düşünce onu takip eden bir şeyler onu bulacak. Olaylar izleyecek. Herhalde. O da sonra işte dünyanın da ne kadar yaşanılabilir aslında daha işte görmediği bir dünya keşfetme duygusuyla gidip Justice League'e kadar yürüyecek diye tahmin ediyoruz. Ya Wonder Woman ama büyük bir zaman açığı olduğu için eğer tutarsa büyük ihtimalle birkaç devam filmi çekmeyi düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum. Büyük olasılıkla çünkü en çok hype yapan işlerinden biri oldu. Bir de Marvel'dan en önde oldukları noktada bu bir kadın süper kahraman evet. Tek filmi. Hani yönetmeni kadın, kendi kadın böyle bayağı da hani sağlam ayakları yere basan, sözü geçen bir karakter. Doğru söylüyorsun. Tek önde olduğu konu. Tek Marvel'dan tek önde olduğu. İşte bir bu bir de Suicide Squad zaten Marvel'ın. Farklı çok. Marvel'ın bulaşma şansı evet, bulmadı konuları. Evet daha bulamadı yani. İşte Sinister Six'ten önce Suicide Squad'ı yapıp işte Captain Marvel'dan önce ki iki tarafta da DC umut vaat ediyor aslında. Evet, acaba sadece sıkıntı şeyde mi? Belki tamam Batman ve Superman'i beğenmedik değil. Beğendik ama hani kabul görmedi yani tam olarak Batman vs. Superman ve Justice League de tam olarak kabul görmüş bir oluşum değil. Ama diğer alanlarda aslında DC gayet umut vaat ederek gidiyor. Bir tek Marvel'a yetişme telaşı mı acaba onları? O işte hani daha hızlı olsun, daha hızlı olsun. Aslında kendi çizgisinde baktığın zaman Marvel'la rekabet etmediği yerlerde hani işte Wonder Woman veya Marvel'dan önde olduğu yerlerde işte Suicide Squad'da izlemedik tabii filmlerin hiçbirini ama görünen materyal iyi şu an. Şimdi umarız kendi yolunu çizebilir DC. Yani öbürlerinde de tek tek yapsa şu Justice League'e birazcık daha bekleseydi. Evet Batman'i çok tanıdık falan ama hani Batman öyle bir karakter değil abi. Hani Batman vs. Superman'de bence onlar da Batman'in nasıl bir karakter olduğu konusunda tam olarak hani Batman'i şöyle yapıyoruz dememişler büyük ihtimalle daha yani. Evet, yani. Çünkü BVS'de Batman vs. Superman'ı gördüğümüzde Justice League'e gördüğümüz arasındaki yani bayağı bir fark var. Şimdi gördüğümüz şu ana kadar. Yani. Bence fragmanlarda bile o fark ortaya çıkıyor. Adam çünkü espri hiç yapmadı lan. Hani Justice League'de şeyde Batman vs. Superman'den çok ketumdu yani. Çok depresif bir karakterdi ki seven de olabilir bu karakteri normal. Fakat bir anda belki o değişim verirler. Bir anda hayatına Wonder Woman gidince belki de beraber oldular falan ne bileyim. Yani manitacılık yapmasınlar ya. Yani bilmiyorum o mantıcılık yapacaklar mı yapmayacaklar mı da öyle bir sanki partner havası da sezildi yani Wonder Woman'la beraber bir takılıyorlar. Birlikte bakıyorlar. Ya onlar işte şeyler ağababalar gibi şu anda. Superman olsa büyük olasılıkla üçü böyle bilgisayardan Facebook'tan ekliyorum cyber bir o zaman falan diye şey yaparlar diye. Google'a yazıyor. Hızlı koşan süper kahraman. Mailleşmeleri falan da var zaten biliyorsun yani. O yüzden bildiğimiz ürünlere hakimiz. Tamam gene Wonder Woman'dan önce konuşsak var mı ekleyeceğimiz bir şey? Filmle ilgili beklentin var anladığım kadarıyla. Tabii ki herkesin bir beklentisi var. İyi olacağını düşünüyorum şimdilik. Ya ben aslında Justice League'in de iyi olacağını düşünüyorum. İyi olabileceğine inanıyorum. yani fragman beklediğimiz bir fragman değildi. İkisini yan yana koyduğunda evet şey iyi bir fragman. Wonder Woman iyi bir fragman, iyi tasarlanmış. Hani ses geçişleri olsun bilmem neler falan. Karaktere daha yakın bir fragman olmuş ama şeyde Justice League için aynı şeyi söyleyemiyorum hala ya. Bizim konumuz Wonder Woman. Biz Wonder Woman'ı beğendik mi? Wonder Woman beğendik. Fragmanı da beğendik. Sizin yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Wonder Woman filmiyle ilgili görüşlerinizi paylaşın. Comic Con'daki beğendiğiniz fragmanlarla veya bizim şunu da konuşsanız dediğiniz fragmanlarla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Oyun Gezer kanalını takip etmeyi unutmayınız efendim. Takip ediyorsanız da teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne konuştuk? Bey. Güzel. Bunu açılış müziği olarak kullanalım. Sanki bir fil is she with you söylüyormuş gibi.